saniye arkadaşlar. Evet. Kaydımız. Arkadaşlar, elektrokimya veya kimya ve elektrik konusuna başlayalım. Daha önceki yıllarda bunlarla ilgili 4 tane soru gelmiş arkadaşlar. İşte, yükseltgenme tepkimeleri dediğimiz ya da redox tepkimeleri dediğimiz tepkimeler bunlar arkadaşlar. Kimyasal enerjinin elektrik enerjisine veya elektrik enerjinin kimyasal enerjiye dönüşümünü inceleyen kimya dalına elektrokimya deniyor arkadaşlar. Elektrokimya, elektriğin maddede meydana getirdiği değişimleri inceleyen bir alt bilim dalı. Arkadaşlar, elektron alışverişiyle gerçekleşen tepkimelere indirgenme, yükseltgenme tepkimeleri ya da redox, kısaca redox tepkimeleri deniyor. Oksidasyon yükseltgenme demek, redüksiyon da indirgenme demek. Redüksiyonun redi ve oksidasyonun oksu birleştirilerek bu tepkimelere kısaca redox tepkimeleri deniyor. Redox tepkimelerinde elektron veren madde yükseltgenmiş, yani yükseltgenmeye uğramış maddedir. Elektron alan madde ise indirgenmeye uğramış, yani indirgenen maddedir arkadaşlar. Şurada bir örnek tepkimemiz var. Bu örnek tepkimeye baktığımızda arkadaşlar, burada çinko yükseltgenme basamağı sıfırdan artı ikiye yükseltgenmeye uğramış. Yükseltgenme olayı gerçekleşmiş. Bakır artı ikiden sıfıra yükseltgenme basamağı azalmış. Bu da indirgenmeye uğramış, yani indirgenmiş diyoruz. Bu arada sıfırdan artı ikiye çinko yükseltgenme basamağı artarken dışarıya 2 elektron vermiş. Bakır artı 2'den sıfıra indirgenme basamağı azalırken bu da 2 elektron almış diyoruz. Elektron veren madde yükseltgenmiş, elektron alan madde indirgenmiş demektir. Şimdi sevgili arkadaşlar, genellikle sorularda bize sorulurken kavram karmaşası yapıyorlar ve soruyu bu kavram karmaşası üzerinden soruyorlar. Şöyle ki, bakın burada çinko sıfırdan artı ikiye yükseltgenmeye uğramıştır. Yükseltgenmeye uğrayan madde karşısındaki maddeyi indirgediği için indirgen adını alır. Yükseltgenmeye uğrayan madde indirgen adını alır. Bakırda da artı 2'den sıfıra ne yapmış? İndirgenmeye uğramış. İndirgenmeye uğrayan bir madde de karşısındakini yükseltgediği için yükseltgen adını alır. Yani şuradaki çinko yükseltgenmiş ama adı indirgen. Bu bakır indirgenmiş ama adı yükseltgen. Yani yükseltgenmeye uğramış, yükseltgenmiş maddeye indirgen deniyor. İndirgenmeye uğramış, indirgenmiş maddeye de yükseltgen deniyor. Bu kavramlar önemli. Bunlarla ilgili sorular karşımıza çıkıyor. Yani çinko burada yükseltgendi, indirgen adını alır. Bakır indirgendi, burada da yükseltgen adını alır. Sevgili arkadaşlar, genellikle organik tepkimelerde veya denge tepkimelerinde bu yükseltgen maddeler bizlere ok üzerinde yazılır. Çok sık kullanılan bazı yükseltgen maddeler vardır. Potasyum permanganat, potasyum dikromat, hidrojen peroksit gibi veya şurada görmüş olduğunuz maddeler bazı redox tepkimelerinde yükseltgen olarak kullanılır. Şurada görmüş olduğunuz hidrojen peroksit, kükürt, karbon, sodyum bisülfit ve karbon monoksit gibi maddeler de indirgen madde olarak kullanılırlar. Bunlar çok fazla karşımıza çıkan şeyler değil, fakat burada tanımış olalım, görmüş olalım. Peki bakalım arkadaşlar örneğimize. Cl2. Arkadaşlar, yükseltgenme basamağı hesabını daha önce yapmıştık sizlerle. Biliyorsunuz element haldeyken bütün elementlerin yükseltgenme basamağı sıfırdı.
Burada klorun yükseltgenme basamağı sıfırdan eksi bire ne yapmış? Azalmış. Yükseltgenme basamağı azalan ne yapıyor? İndirgenmeye uğruyor. Bakın şuradaki Cl2, biliyorsunuz iki tane klor atomu var burada. Cl eksiye dönüşürken iki tane klor atomu birer elektrondan toplam iki elektron verecek. Ve karşı tarafta şuradaki Cl eksinin başına 2 yazmak durumundayız. Çünkü bu Cl2 dediğimiz iki tane klor atomu 2 elektron vererek 2 tane Cl eksiye dönüşmüştür. Burada da demir Fe artı 2'den Fe artı 3'e yükseltgenmeye uğramıştır arkadaşlar. Yani burada ne oluyor arkadaşlar? Artı 2'den artı 3'e yükseltgenme basamağı arttığı için elektron vermiştir. Elektron verme olayı, verilen elektron bölümlerde gösteriliyor. Alınan elektron ise girenlerde gösteriliyor. Orada, o zaman burada olay nedir? Yükseltgenme. Arkadaşlar burada azot artı 5'ten eksi 3'e ne yapmış? İndirgenmeye uğramış. Ve arada 8 elektron ne yapmış arkadaşlar? Almış. İndirgenmede elektron alınıyordu. Alınan elektronları girenlerde gösteriyoruz. Ve bu olay nedir? İndirgenme olayı. Kükürt eksi 2'den artı 4'e yükseltgenme basamağı artmış. Yükseltgenme basamağı artan madde ne yapmıştır? 6 elektron vermiştir. Burada ne yapar? Bu olay yükseltgenme olayıdır. Şu örneğe beraberce bakalım arkadaşlar. Bakın şimdi element haldeyken alüminyumun yükseltgenme basamağı nedir? 0. Klor element halde yükseltgenme basamağı 0. Peki buraya geldik. Bu bileşikte çaprazlama kuralına göre alüminyum artı 3 yükseltgenme basamağına sahip, klor ise eksi 1 yükseltgenme basamağına sahip. Alüminyum 0'dan artı 3'e yükseltgenmeye uğramış. Klor 0'dan eksi 1'e indirgenmeye uğramış. Bunun yükseltgenme basamağı sayısı artmış. Bunun yükseltgenme basamağı sayısı azalmış. O zaman alüminyum yükseltgenmeye uğramış. Yükseltgenmiş. Klor da indirgenmeye uğramış. İndirgenmiş. Al atomu yükseltgenmiştir. Doğru. Cl2 yükseltgendir. Arkadaşlar Cl2 indirgenmeye uğradığı için indirgenmeye uğrayan madde yükseltgendir. Al atomu yükseltgenmiştir. Bunlar doğru. Cl2 elektron vermiştir. Arkadaşlar Cl2 ne oluyor? İndirgenmeye uğruyor. Yani 0'dan eksi 1'e artıyor. 0'dan eksi 1'e arttığına göre ne yapıyor bunlar? Elektron alıyor. Yani indirgenmeye uğrayan elektron alır, yükseltgenmeye uğrayan elektron verir. O zaman bu üçüncü öncü ne olacaktır? Yanlış olacaktır. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? Cevabımız C şıkkı olacak. Evet, az önce vermiş olduğumuz tanımlar. 1. Yükseltgenmeye uğrayan madde elektron verir, yükseltgenme basamağı artar, indirgendir. İndirgenmeye uğrayan madde elektron alır, yükseltgenme basamağı azalır ve yükseltgendir. Bu tanımları bilmemiz gerekiyor. Evet, şu soruya bir bakalım arkadaşlar. Tepkimesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar burada yükseltgenme basamaklarını belirlememiz gerekiyor. Cl2 klor element halde olduğu için burada klorun yükseltgenme basamağı 0. SO2'de oksijen her zaman eksi 2 değerliktedir. Burada kükürt artı 4 değerliktedir. Hatırlıyorsanız arkadaşlar yükseltgenme basamağı hesaplarını sizlerle beraber görmüştük gazlar konusundan önce. Hesaplamaların nasıl yapıldığını söylemiştik. Birazdan tekrar hatırlatacağım. Burada arkadaşlar yükseltgenme basamağı değişen maddeler genellikle hidrojen ve oksijen harici maddeler oluyor. Onlara bakıyoruz. Klor 0, kükürt artı 4. Burada klor gördüğünüz gibi eksi 1. Buraya baktık. SO4 eksi 2. SO4 eksi 2'de nasıl hesaplıyoruz arkadaşlar? SO4 eksi 2'de buradan 4 kere eksi 2, eksi 8. Oradan ne yapar burası? Artı 6 yapar. Gördüğünüz gibi ne olmuş? Kükürt buradan artı 4'ten artı 6'ya yükseltgenmeye uğramış. Klor da 0'dan eksi 1'e indirgenmeye uğramış. Bu madde yükseltgenmeye uğramış ve nedir? İndirgendir. CO2 yükseltgenmiştir. Doğru. Cl2 indirgenmiştir. Evet. 0'dan eksi 1'e indirgenmeye uğramıştır. İndirgenmiştir.
SO2 yükseltgenliğe uğramıştır, indirgendir. Ama ne demiş? Yükseltgendir demiş, yanlış. Cl2 elektron almıştır. Evet, indirgenmeye uğrayan elektron alır. Bu bir redoks tepkimesidir. Evet arkadaşlar, eğer yükseltgenli basamağı değişen bir element varsa bu tepkime her zaman redoks tepkimesidir. Yani indirgenme yükseltgenme tepkimesidir. Cevabımız C oldu. Evet sevgili arkadaşlar, bir tepkimenin yükseltgenme indirgenme tepkimesi olup olmadığını nasıl anlayacağız? Eğer arkadaşlar girenlerde ve ürünlerde elementlerin yükseltgenme basamakları değişmişse bu tepkime bir yükseltgenme indirgenme yani redoks tepkimesidir. Bakın şurada bakır, özür dilerim. Karbon artı 2 değerlikliyken burada artı 4 değerlikli olmuş. Öyleyse burada da oksijen 0 değerlikten eksi 2 değerli. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Mutlaka bir tepkimede indirgenme olayı varsa karşısında mutlaka bir yükseltgenme olayı vardır. O yüzden burada gördüğünüz gibi ne olmuş? Karbonun ve oksijenin yükseltgenme basamakları değişmiş. O zaman bu tepkime bir redoks tepkimesidir. Aşağıdaki tepkimeye bakalım. Kalsiyum artı 2, oksijen eksi 2. Karbon artı 4, oksijen eksi 2. Kalsiyum artı 2, karbon artı 4, oksijen eksi 2. Gördüğünüz gibi girenler ve ürünlerde kalsiyumun, karbonun ve oksijenin yükseltgenme basamaklarında bir değişme olmadığı için bu tepkime nedir? Bir indirgenme yükseltgenme tepkimesi değildir. Arkadaşlar eğer kimyasal bir tepkime denkleminde element varsa mutlaka o tepkime bir redoks tepkimesidir. Neden? Çünkü element halde arkadaşlar tepkimedeki elementin yükseltgenme basamağı sıfırdır. Ürünler tarafında farklı bir yükseltgenme basamağına ne yapacaktır? Dönüşecektir. O yüzden tek başına bir element varsa bu bir redoks tepkimesidir diyeceğiz. Arkadaşlar yanma tepkimeleri redoks tepkimesidir. Çünkü yanma tepkimelerinde O2 molekülü vardır girenlerde ve O2'de oksijenin yükseltgenme basamağı sıfırdır. Karşı tarafa geçtiğinde yükseltgenme basamağı değişir. Fotosentez tepkimeleri, solunum tepkimeleri, elektroliz ve pil tepkimeleri bunlar genellikle redoks tepkimeleridir arkadaşlar. Asit baz tepkimeleri, çözünme çökelme tepkimeleri bunlar genellikle arkadaşlar redoks tepkimesi değildir. Çünkü bunlar da iyonlar yer değiştirir, elementlerin yükseltgenme basamakları değişmez. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor bunlara. Evet, daha önceki yıllarda sorulmuş bir soru arkadaşlar. ÖSYM tarafından YGS'de sorulmuş bir soru. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi bir indirgenme yükseltgenme tepkimesidir? Arkadaşlar, evet az önce ne dedik? Bir tek başına element varsa dedik. Bakın alüminyum burada tek başına 0 ve şurada alüminyum ne yaptı? Artı 3. Yani burada gördüğünüz gibi bir tane yükseltgenme basamağı değişmiş bir element bulmanız yeterli. Hemen indirgenme yükseltgenme tepkimesini belirliyorsunuz. Diğerlerine baktığınızda arkadaşlar yükseltgenme basamakları değişmemiştir. Zaten şu görmüş olduğunuz bir asitin suda çözünme tepkimesi, şu asit baz tepkimesi, bu da yine çözünme çökelme tepkimesi, bu da yine bir çökelme tepkimesi. Ve bunlarda da arkadaşlar yükseltgenme basamağı değişen bir element yoktur. Evet, yukarıda verilen tepkimelerden hangileri bir indirgenme yükseltgenme tepkimesidir? Arkadaşlar hemen tek başına bir element gördüm. 0. Çok güzel. Bu nedir? Yükseltgenme indirgenme tepkimesidir. Burada tek başına bir element gördüm. Evet. Bu da yükseltgenme indirgenme tepkimesidir. Buraya geldik bakın. Bu iki tane suda çözünmüş madde, burada bir katı madde dibe çökmüş. Bu çözünme çökelme tepkimesidir. Çözünme çökelme tepkimelerinde ne oluyordu arkadaşlar? İndirgenme yükseltgenme olmuyordu. Buraya bakalım. Bu da bir asit baz tepkimesidir. H2O bir asittir. NaOH da bir bazdır. Tuz ve su oluşmuş. Asit baz tepkimeleri de nedir arkadaşlar? İndirgenme yükseltgenme tepkimeleri olmuyor idi. O zaman hangileri indirgenme yükseltgenme tepkimesidir dediğinde
Burada cevabı ne yaptık? B şıkkı 1 ve 2 olarak bulmuş olduk. Şimdi sevgili arkadaşlar, daha önce anlatmıştık. Yükseltgenme basamağı hesabı nasıl yapılıyordu? Yükseltgenme basamağı hesabı yapılırken bilinenlerden yola çıkılarak bilinmeyenler hesaplanıyor. Şimdi bilinenler nelerdi? Tüm elementlerin serbest halde yükseltgenme basamakları sıfır. Hidrojen ametallerle oluşturduğu bileşiklerde her zaman artı bir değerlik alıyordu. Metallerle oluşturduğu bileşiklerde eksi bir değerlik alıyordu. Metallerle oluşturduğu bileşiklere biz hidrürler diyorduk. Bakın mesela şu sodyum hidrür ve kalsiyum hidrürde hidrojen eksi bir ama diğer bütün ametallerle yaptığı bileşiklerde hidrojen her zaman artı bir değerlik alır. Ve şunu unutmayın arkadaşlar, eğer 2'den fazla element varsa, 3-4 tane element olan, yani kalabalık element olan bileşiklerde hidrojen her zaman artı bir değerlik alır demiştim. Arkadaşlar flor her zaman eksi bir değerlik alır. Bu değişmez. Bunu unutmuyoruz. Çünkü elektronegatifli en büyük elementti ve bütün bileşiklerinde flor ne yapıyordu? Eksi bir değerlik alıyordu. Oksijen genellikle eksi iki değerlik alıyordu arkadaşlar oksitlerinde. Peroksitlerinde eksi bir değerlik alıyordu peroksitlerinde. Bakın şurada normal oksitler, şunların ikisi normal oksit. Şunlar ise peroksit. Peroksitlerinde oksijen eksi bir değerlik alır. Normal oksitlerinde oksijen eksi iki değerlik alır. Arkadaşlar bir de yine üniversite sınavında sorulmuş bir soruydu. OF2 bileşiğinde flor her zaman eksi bir değerlik alacağı için oksijen burada artı iki değerlik alır. Ve oksijenin tek artı iki değerlik aldığı bileşik budur. OF2 bileşiğidir. Bunlardan atmış olduk, söylemiş olduk. Arkadaşlar 1A grubu elementleri her zaman artı bir değerlik alır. 2A grubu elementleri her zaman artı iki değerlik alır. 3A grubu elementlerinden alüminyum artı 3 değerlik alır. Diğerleri hesaplanır. 4A grubu elementleri eksi 4'ten artı 4'e kadar değerlik alabilirler. 5A grubu eksi 3'ten artı 5'e kadar değerlik alabilirler. 6A grubu elementleri eksi 2'den artı 6'ya kadar değerlik alabilirler. 7A grubu elementleri eksi 1'den artı 7'ye kadar değerlik alabilirler. Flor hariç. Flor sadece eksi 1 değerlik alır. Şimdi arkadaşlar bilinenlerden yola çıkarak bilinmeyenleri hesaplayacağız ve kuralımız ne? Bileşiklerde atomların yükseltgenme basamakları toplamı her zaman sıfırdır. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bileşik verildi bize. KClO3. Burada bileşik olduğu için bunların yükseltgenme basamakları toplamı nedir? KClO3. Nasıl hesaplayacağız? Bilinenlerden yola çıkacağız. Bilinenler kim? K, potasyum 1A grubu elementidir ve her zaman artı bir değerlik alır. Evet, oksitlerinde gördüğünüz gibi burada kalabalık bileşiklerde, kovalent bağlı bileşiklerde oksijen eksi 2 değerlik alır. O yüzden 3 tane oksijen kullanılmış, 3 çarpı eksi 2. Bize sorulan ne burada? Klor. Klorun değerliğine x diyoruz. Artı 1 artı x artı 3 çarpı eksi 2 eşittir 0. Neden? Bileşik olduğu için bunların hepsinin yükseltgenme basamakları toplamı sıfıra eşitliyoruz. Ve buradan klorun yükseltgenme basamağını artı 5 olarak buluyoruz. ZnCO3. Arkadaşlar, çinko her zaman artı 2 değerlik alır. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bakın, çinko bütün bileşiklerinde artı 2 değerlik alır. Bir de gümüş bütün bileşiklerinde artı 1 değerlik alır. Bunları da ezbere bilmemiz gerekiyor. Burada çinko artı 2 olduğu için yazdık. Oksijen burada yine eksi 2 değerlikli. Onu da yazdık. Ve bunların hepsinin toplamını sıfıra eşitliyoruz. Çinko artı 2 artı x artı 3 çarpı eksi 2 eşittir sıfırdan. Karbonun yükseltgenme basamağı burada artı 4 olarak hesaplandı. Evet sevgili arkadaşlar, bunların hesaplamaları daha önce yapmıştık. Hızlı bir şekilde yapıyorum ben. Sodyum artı 1. Oksijen eksi 2. Buradan azot artı 5 olarak bulunur. Burada magnezyum artı 2. Oksijen eksi 2. 4 çarpı eksi 2. Eksi 8.
artı 6. Buradan da karbon ne olur arkadaşlar? Artı 3 olarak bulunur. Kalsiyum sülfat. Kalsiyum artı 2. İsterseniz hesaplama yapayım size yine de. Artı kükürt artı 4 çarpı eksi 2 eşittir 0'dan. Burada arkadaşlar kükürt kaç olarak bulunur? Artı 6 olarak bulunur. Buraya gelelim. Alüminyum 3A grubu elementi her zaman artı 3. Artı fosfor artı 3 çarpı eksi 2 eşittir 0 dediğimizde buradan ne olacak arkadaşlar? Artı 3 olarak fosforun yükseltgenme basamağı bulunur. Gördüğünüz gibi bileşiklerde yükseltgenme basamağı toplamları 0'a eşitleniyor. Bilinenlerden yola çıkılarak bilinmeyenler hesaplanır. Eğer arkadaşlar bize bileşik değil de çok atomlu bir iyon verilirse, çok atomlu iyonlarda yükseltgenme basamakları toplamı iyonun yüküne eşitlenir. İyonun yüküne eşitlenir. Bakın MnO4- MnO4- iyonundaki manganı soruyor bize. Arkadaşlar mangana X dedik. Oksijen her zaman eksi 2 değerlikli. 4 çarpı eksi 2 artı X. Buradaki yük eksi 1 olduğu için ne yaptık arkadaşlar? Bunu eksi 1'e eşitledik. Manganın değerli artı 7 olarak bulundu. NH4 artı iyonunda azotun yükseltgenme basamağını soruyor. Hidrojen her zaman artı 1 değerlikli. 4 çarpı artı 1 artı X. Burada NH4 artı 1'e eşitleyeceğimiz için yükü arkadaşlar çok atomlu iyonlarda yüke eşitleyeceğimiz için artı 1'e eşitledik. X'i burada eksi 3 olarak bulduk. Genellikle arkadaşlarımız burada çok hata yapıyorlar arkadaşlar. Şu NH3 ve NH4 artı da çok hata yapıyorlar. Burada hidrojen, bu görmüş olduğunuz biz kovalent bağlı bileşiktir. Kovalent bağlı bileşiklerde hidrojen her zaman artı 1 değerliklidir. O yüzden 3 çarpı artı 1 buradan azot eksi 3 olarak gelecek. Buradan da NH4 artı da 4 çarpı artı 1 buradan artı 1'e eşitlediğimizde burası da ne olacak? Eksi 3 olacak. Yani amonyak ve NH4 artı bileşiklerinde azotun yükseltgenme basamağı eksi 3'tür. Burada hata yapıyor arkadaşlarımız. Dikkat edin. Evet arkadaşlar. Buraya bakalım. Bunlar nedir? İyon. Ne yapacağız? İyonların yüküne eşitleyeceğiz. Klor. Klor artı 4 çarpı eksi 4 çarpı eksi 2 oksijen. O da eşittir. Eksi 1. Burada ne olacak arkadaşlar? Klorun yükseltgenme basamağı artı 7 olacak. Burada ne olacak? 2 tane kro artı 7 çarpı eksi 2 eşittir. Eksi 2 olacak. Buradan da arkadaşlar kromun yükseltgenme basamağı kaç çıkacak? Artı 6 olarak bulunacak. Buraya gelelim. 2 tane kükürt artı 3 çarpı eksi 2 eşittir. Eksi 2 diyeceğiz arkadaşlar. Ve buradan da kükürtün yükseltgenme basamağını kaç olarak bulacağız? Artı 2 olarak bulacağız. Buraya geldik. IO2 eksi. I artı 2 çarpı eksi 2 eşittir. Eksi 1 dediğimizde ne olacak buradan? I eşittir. Artı 3 olarak bulunacak. Evet arkadaşlar bunları daha önceden bildiğimiz için bu hesaplamaları yaptığımız için bunları arkadaşlarımız hatırlıyorlar ve biliyorlar. Şimdi bakalım arkadaşlar şu örneğimize. Evet tepkime denkleminde yükseltgenen madde, indirgenen madde, yükseltgen madde, indirgen madde hangileri? Şimdi arkadaşlar demir artı 2'den artı 3'e yükseltgenmeye uğramış. Yükseltgenmeye uğrayan madde nedir? Demirdir. Yükseltgenmeye uğrayan madde karşısındakini indirgediği için adı nedir? İndirgendir. Kalay artı 4'ten artı 2'ye ne yapmıştır? İndirgenmeye uğramıştır. İndirgenmeye uğrayan madde aynı zamanda nedir? Yükseltgen maddedir. Yani arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi burada demir artı 2'den artı 3'e yükseltgenmeye uğramıştır. Yükseltgenen madde indirgen maddedir. Yine buraya bakalım. Klor 0'dan eksi 1'e indirgenmeye uğramış.
indirgenmeye uğrayan flordur. İndirgenmeye uğrayan madde yükseltgen maddedir. Tam tersi klor eksi birden sıfıra yükseltgenmeye uğramış. Yükseltgenmeye uğrayan madde indirgen maddedir. Burada kükürt sıfır, oksijen sıfır. Burada kükürt artı 4, oksijen eksi 2. O zaman ne olacak arkadaşlar? Kükürt yükseltgenmeye uğramıştır. İndirgen maddedir. Oksijen de indirgenmeye uğramıştır. Yükseltgen maddedir. Diğerlerini de siz ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi redox tepkimelerinin denkleştirilmesi. Evet daha önceki yıllarda çıkan sorulardan bir tanesi bu redox tepkimelerinin denkleştirilmesi. Redox tepkimelerini denkleştirirken neler yapacağız? Öncelikle arkadaşlar size nötr ortamda redox tepkimelerinin nasıl denkleştirildiğinden bahsedeceğim. Şu görmüş olduğunuz nötr bir ortam. Nötr ortamda redox tepkimelerini nasıl denkleştireceğiz? Önce tepkimeye giren ve çıkan tüm maddelerin yükseltgenme basamaklarını hesaplayıp üzerlerine yazacağız. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Burada bütün elementlerin yükseltgenme basamaklarını ne yaptık? Üzerlerine yazdık. Şimdi burada yarı tepkime metoduyla anlatmış fakat ben yarı tepkime metoduyla sizlerin kafasını karıştırmayacağım. Çünkü bize daha önceki yıllarda sadece denkleştirme sorulmuş. O yüzden denkleştirmeyi normal metotla nasıl yapıldığını anlatacağım ama yarı tepkime metodunu da ne yapalım? Size anlatmış olalım. Onun üzerinde çok durmayacağım. Şimdi bu tepkimeyi nasıl denkleştiriyoruz? Bu tepkimeyi denkleştirirken arkadaşlar bakın şurada tepkimedeki tüm elementlerin yükseltgenme basamakları yazılmış. Ama size şöyle bir tüyo vereyim. Genelde hidrojen ve oksijenin yükseltgenme basamaklarında çok fazla değişiklik olmaz. Daha çok hidrojen ve oksijen harici elementlerin yükseltgenme basamaklarında değişiklik olur. Ve ben genellikle şöyle yapıyorum. Yükseltgenmeye uğrayan madde, bakın karbon 0'dan artı 4'e yükseltgenmeye uğramış. Yükseltgenmeye uğrayan maddeyi yukarıda yazıyorum. Ve 4 tane elektron ne yapmış arkadaşlar? Vermiş. Yükseltgenmeye uğrayan madde 4 elektron vermiş. Kükürt artı 6'dan artı 4'e indirgenmeye uğramış ve toplamda 2 elektron almış. Şimdi alınan ve verilen elektron sayılarını belirliyoruz arkadaşlar. Alınan ve verilen elektron sayılarını belirledikten sonra bunları eşitliyoruz. Bunları eşitlerken şurayı 2 ile çarpıyoruz. Burayı 2 ile çarptığımızda ne olacak? Toplam 4 elektron olacak. Burayı 2 ile çarpmak demek şurayı ve şurayı 2 ile çarpmak demek. Yani ne yapıyoruz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi alınan verilen elektron sayılarını eşitlemiş olduk. Alınan verilen elektron sayılarını eşitledikten sonra hidrojen ve oksijen harici elementlerin denkliğine bakıyoruz. Burada bir karbon girmiş, bir karbon çıkmış. Denk. Burada iki kükürt girmiş, iki kükürt çıkmış. Denk. Sonra arkadaşlar hidrojene bakıyoruz. Bakın burada 2 kere 2, 4 hidrojen girmiş, 4 hidrojen çıkması gerekiyor. O zaman şurayı 2 ile çarpıyoruz. Toplamda 4 hidrojen çıkıyor ve en son oksijenleri kontrol ediyoruz. Eğer oksijenler denkse işlemi doğru yapmışız demektir. Bakın şurada 2 kere 4, 8 oksijen var. Burada 2, 2 kere 2, 4, 2 daha. Toplamda 8 oksijen de burada var. Tepkimi bu şekilde denkleşti. Arkadaşlar bu şekilde denkleşmeye biz yükseltgenme basamağı yöntemiyle denkleşme diyoruz. Bir de yarı tepkime yöntemiyle denkleşme var. O pek sorulmuyor ancak ben yine de size şuradaki denklem üzerinde anlatayım. Arkadaşlar yarı tepkime yöntemiyle denkleştirme. Şurayı siliyorum arkadaşlar. Sildim. Yarı tepkime yöntemiyle denklem denkleştirilirken denklem önce ikiye ayrılıyor. Bir yükseltgenme yarı tepkimesi, bir de indirgenme yarı tepkimesi olarak ikiye ayrılıyor. Bakın şurada karbon yükseltgenmeye uğramıştı ya. Karbon artı karbondioksit. Şurada da kükürt indirgenmeye uğramıştı. H2SO4 CO2. Yani
şu iki tepkimeyi ne yapmış olduk arkadaşlar? İki yarı tepkim olarak ayırmış olduk. Sonra biz burada alınan verilen elektron sayılarını belirliyoruz. Burada 0'dan artı 4 ve yükseltgenliğe uğramış 4 elektron vermiş. Hemen bu elektronu, verilen elektronu sağ tarafa yazıyoruz. Bu da artı 6'dan artı 4'e indirgenliğe uğramış 2 elektron almış. Ve bunu da ne yapıyoruz arkadaşlar? Alınmış elektronu da buraya yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra alınan verilen elektron sayılarını eşitliyoruz arkadaşlar. Alınan verilen elektron sayılarını eşitlemek için şuradaki burayı 4 yapmak için şurayı ne yapıyoruz? 2 ile çarpıyoruz. Bunu 2 ile çarptıktan sonra 2 tane tepkimeyi alt alta topluyoruz. 2 tepkimeyi alt alta topladık. Şimdi 2 tepkimeyi alt alta topladıktan sonra arkadaşlar burada karbonlara bakıyoruz eşit. Küküplere bakıyoruz eşit. Arkadaşlar bunları eşitledikten sonra şurada hidrojen eksik olan tarafa hidrojeni eşitleyecek şekilde su ilave ediyoruz. Burada 2 tane H2 var. O zaman şuraya da 2 tane H2O ilave ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi ne olmuş oldu? Tepkime denkleşmiş oldu. Yani az önce yükseltgenme basamağı yöntemiyle yapmış olduğum denkleştirmeyi burada yarı tepkime metoduyla yapmış oldum. Evet, yarı tepkime metodunda iki yarı tepkimeye ayırıyoruz. Fakat biz genellikle yükseltgenme basamağı yöntemini kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi yükseltgenme basamağı yöntemini kullanarak şu görmüş olduğunuz tepkimeyi beraberce denkleştirelim. Şurada bir sorun var. Bunu atlayabiliriz. Şu A şıkkındaki denklemi beraberce denkleştirelim. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Önce elementlerin yükseltgenme basamaklarını belirliyoruz. Ne demiştik? Genellikle hidrojen ve oksijen harici elementlerde yükseltgenme basamağı değişir. Bakın şimdi şurada karbon 0. Burada azot artı 5. Tabi burada soruyu çok çözdükçe bunların hemen hesabını yapabileceğiz arkadaşlar. Burada karbon artı 4. Ve şurada da azot artı 4 arkadaşlar. Ve hepsinde oksijenlerin ve hidrojenlerin yükseltgenme basamağında bir değişiklik olmamış. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuradaki karbon 0'dan artı 4'e yükseltgenmeye uğramış ve 4 tane elektron vermiş. Yükseltgenmeye uğrayan elektron veriyor. Şuradaki azot artı 5'ten artı 4'e ne yapmış arkadaşlar? 1 tane elektron almış. Ne yapıyorduk? Alınan verilen elektron sayılarını eşitliyorduk. Yani şurayı 4 ile çarpıyoruz. O zaman burayı 4 ile çarparsak burayı da ne yapıyoruz? 4 ile çarpıyoruz. Gördüğünüz gibi azotları ne yaptık? 4 ile çarptık. Neden? Alınan verilen elektron sayılarını eşitlemek için. Peki bundan sonraki aşamada ne yapıyorduk? Hidrojen ve oksijen harici elementlerin yükseltgenme basamağı, sayılarını eşitliyoruz. Evet, burada karbon bir tane, karbon bir tane. Azot 4 tane, azot 4 tane. Tamam. Şimdi hidrojene bakıyoruz. Burada 4 hidrojen var. Karşı tarafta 4 hidrojen olması için şurayı 2 ile çarpıyorum. En son oksijenleri kontrol ediyorum. Burada 4 kere 3, 12 tane oksijen var. 2 burada. 4 kere 2, 8. 2 daha 10. 2 daha 12. Oksijenler de eşitlendi ve gördüğünüz gibi bu tepkimede ne olmuş oldu arkadaşlar? Denkleşmiş oldu. Şu soruya beraberce bakalım arkadaşlar. Burası önemli. Şimdi bu soruyu yaparken hemen yükseltgenme basamaklarına bir bakalım. Az bir şey şöyle aşağıya alayım onu. Evet. Şimdi arkadaşlar burada antimon element halde olduğu için bunun yükseltgenme basamağı 0. Burada Sb2O5'te oksijen -2 olduğu için hesaplamamızı yaptığımızda burada antimon artı 5 olarak bulunuyor. Az önce de hesaplamıştık. Bu HNO3 bileşiğinde azot artı 5 yükseltgenme basamağına sahip. Azot şurada artı 2 yükseltgenme basamağına sahip. Şimdi arkadaşlar şurası 0'dan
artı 5'e ne yapmış? 5 elektron vermiş. 0'dan artı 5'e 5 elektron vermiş arkadaşlar. Ancak bakın dikkat etmemiz gereken nokta şu. Şurada SB'nin altında bir indis var. 2 var ya. Burada 2 indisi olduğu için arkadaşlar şöyle yapmak zorundayız. Burada en az 2 tane antimon 5'erden toplam 10 elektron vermiş demektir. O yüzden burayı 2 ile çarpıp 2 çarpı 5 10 elektron diyeceğiz. Ve şurayı şuradaki indisten dolayı hemen şurayı 2 ile çarpacağız arkadaşlar. Şimdi burada biraz sıkışacak. Ben şöyle aşağıya alayım. Bir saniye arkadaşlar. Onu aşağıya alayım. Daha güzel olur. Evet. Şöyle yazayım da. Sb artı HNO3. Sb2O5 artı NO artı H2O. Evet. Buraya ne dedik arkadaşlar? 0 dedik. Buraya artı 5 dedik. Buraya artı 5 dedik. Şuraya da artı 4 dedik. Ne dedik arkadaşlar? Şu 0'dan artı 5'e 5 tane elektron vermiştir dedik. 5 tane elektron vermiştir dedik. Ancak ne dedik arkadaşlar? Hocam NO'ya artı 2 yazacaktık. Efendim? NO'ya artı 2 yazmayacaktık. Tamam, özür dilerim. Yukarıdan aşağı alırken hemen yazalım. Burası artı 2, evet. Şimdi arkadaşlar şuradaki indisten dolayı şurayı 2 ile çarpıyoruz. 2 çarpı 5'ten ne olacak burası? 10 elektron olacak. Ve indisten dolayı şunun başına da bir 2 getiriyoruz. Sonra şurada azot artı 5'ten artı 2'ye ne yapmış? 3 tane elektron almış. Şimdi arkadaşlar yukarıda 10 tane elektron verilmiş. Aşağıda 3 tane elektron alınmış. Alınan verilen elektron sayılarını eşitlemek için ne yapacağız arkadaşlar? Şurayı 10 ile şurayı da 3 ile çarpacağız. Evet, burayı 3 ile çarpmak demek SB'lerin başını 3 ile çarpmak demek. Bakın, şurayı 3 ile çarpacağız. 3 kere 2 6 olacağı için şu baştan indis için yazdığım 2'yi buraya sileceğim ve buraya 6 yazacağım. Gördüğünüz gibi giren ve ürünlerde SB'nin sayısı 6 oldu. Şuraya da buraya 10 yazacağım. Buraya da 10 yazacağım arkadaşlar. Şimdi antimon 6 tane, antimon 6 tane, azot 10 tane, azot 10 tane. Sıra neye geldi? Hidrojene geldi. Burada 10 tane hidrojen var. Karşı tarafta 10 hidrojen olması için burayı 5 ile çarpıyorum. Ve arkadaşlar oksijenlere bakıyorum. Eğer oksijenler eşitse tepkimeyi doğru denkleştirmişim demektir. 3 kere 10, 30 tane sol tarafta var. 3 kere 5, 15. 10 daha 25, 5 daha 30. Yani buradaki sayı, oksijen sayılar eşit olduğu için bu denkleştirme nedir? Doğru olmuş demektir. Evet, şurada arkadaşlar hemen şöyle yapayım. Siz, evet bakın, şuradaki az önce yapmış olduğum şekliyle denkleştirmemizi yaptım. Peki, şu sağ taraftaki denkleştirmeyi yapacağım. Şöyle yazayım. Zn artı HNO3 Zn NO3 2 artı NO2 artı H2O. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın bir önceki yapmış olduğum örnekte indisli bir madde vardı. Yani şöyle altında 2 veya 3 gibi indis olursa alınan verilen elektron sayısını bu indisle çarpıyoruz. Bu örneğimizde de bir element mesela azot var. Azot burada birinde yükseltgenme basamağı değişecek, birinde değişmeyecek. Şimdi şöyle yapalım hemen. Arkadaşlar çinko burada 0, çinko burada artı 2.
Azot burada artı 5. Buradaki azot artı 5. Fakat şuradaki azot artı 4. Bakın şimdi çinko 0'dan artı 2'ye yükseltgenmeye uğramış 2 elektron. Burada da azot artı 5'ten artı 4'e indirgenmeye uğramış 1 elektron. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Alınan verilen elektron sayıları eşitlememiz gerekiyor. Burayı 2 ile çarparsak alınan verilen elektron sayıları 2 ile eşitlenecek. Şuraya 2 yazıyorum. Buraya da 2 yazıyorum. Ne olmuş oldu? 2 tane azot artı 5'ten 2 tane azot artı 4'e ne yapmış oldu? İnmiş oldu. Peki bundan sonraki işlem ne? Bundan sonraki işlem hidrojen ve oksijen harici elementleri denkleştirmek. Çinko bir tane, çinko bir tane. Azot burada 2 tane. Burada 2 azot burada. 2 de burada 4 tane azot var. Ha, o zaman sol tarafta 4 azot olması gerekiyor. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Şu 2'yi sileceğim ve buraya 4 yazacağım. Ve ne oldu arkadaşlar? Buradaki azotların 2 tanesi burada yükseltgenme, indirgenme olayına uğramış. Fakat 2 tanesi değişmeden kalmış. Şimdi neye bakacağız? Hidrojenlere bakacağız. Burada girişte 4 tane hidrojen var. Çıkışta 4 hidrojen olabilmesi için burayı 2 ile çarpıyorum. Oksijenlere bakıyorum. 4 kere 3 12 tane girmiş. 2 kere 3 6 burada. 4 burada 10. 2 de burada 12. Yani tepkime ne olmuş oldu arkadaşlar? Denkleşmiş oldu. Gördüğünüz gibi tep tümenin denkleşmiş hali bakın burada da bize ne yapılmış verilmiş. Arkadaşlar bu nötr haldeki tep tümelerin denkleştirilmesi. Bunlarla ilgili başka örnekler var. Bunlara sizler bakarsınız. Biz asidik ortamdaki tep tüme denkleştirmelere geçeceğiz. Yalnız arkadaşlar bir ara verelim. Bir ara verelim ve 17.25'te tekrar buluşalım. Olur mu arkadaşlar? Tamam hocam. Tamam ben